Evet, herkese merhabalar. Gençler, valla beni YouTuber yapacaksınız böyle geliş gidiş. Hocam, yeni video ne zaman gelecek? Yani sürekli soruyorsunuz. Sağ olun, var olun, berhudar olun. Yani ilginize, teveccühünüze inşallah layık oluruz. Evet, şimdi ben size neler anlatacağım. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum size. Mesela biz çok yoğun insanlarız. Normalde mesela benim işte Beyaz Ay Derneği'nde genel başkan yardımcılığı var, YouTube var, bir şirkette çalışıyorum, kitap yazıyorum. Yani arada öğretmenlik yapıyorum. O kadar böyle bir yoğun tempom var ki. Lakin bu yoğun tempomda yaptığım bazı formüller var. Yani bu formülleri eğer ben yapmazsam bu kadar yoğunluklara yetişemem arkadaşlar. Hani sizler de vaktinizi ve zamanınızı iyi değerlendirmek adına neler yapabilirsiniz? Şimdi size bunları anlatacağım. Evet, öncelikle hani mesela sabahleyin kalktığınızda ne yapıyorsunuz? Böyle diyelim ki böyle betona vurulmuş gibi hissediyorsunuz. Yani ağır kalkıyorsunuz, yataktan kalkamıyorsunuz. Bakın, yani ben bunun formüllerini şöyle buldum. Mesela eğer gece yatmadan önce şalgam suyu içerseniz ya da çörek otu yağı içerseniz sabahleyin Allah'ın izniyle dinç bir şekilde kalkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tabii, yani bunları içmekte maharet. Mesela herkes şalgam suyunu içemez, çörek otu yağını içemez. Mesela çörek otu yağını, bu soğuk sıkılmış çörek otu yağı olacak. Yani şey yapmayacaksınız. Mesela bir çay kaşığı ağzınıza alacaksınız, ağzınızda bekleteceksiniz. Arkasından güldür güldür su içeceksiniz. Zaten günümüz pandemi koşullarında en böyle esasında antibiyotik, bu koronavirüse karşı da yani en güzel ilaç ne diye sorarsanız bana çörek otu yağı derim yani bu konuda. Bir de arkadaşlar, size şöyle bir tavsiyem var. Şey var, şimdi reşi mantarını anlatacağım size. Şimdi reşi mantarı diye bir şey var. Bu reşi mantarı Malezya'da bir de Çin'de yetişiyor. Yani Malezya'da ve Çin'de yani bir ağaçta yetişiyor bu mantar. Bu mantar tahta gibi, odun gibi ve bu mantar yani bir ağacın yani reşi mantarı ağacı, yani bu ağacın atıyorum 300 tane vitaminle bünyesine topluyor. Arkadaşlar bakın, çok iyi dinleyin burayı. Bu mantarın, reşi mantarının kahveleri var, çayları var. Bilmiyorum hani, gerçi firma reklamı olur mu olmaz mı? Bir ara Ogansia var, Gano Excel var. İnternette bunların satışları var. Hani onlara bir bakın. Yani neden anlatıyorum bunu? Mesela hani günümüz, biliyorsunuz, insanlık neden hasta oluyor? Hepimiz vitamin eksikliklerinden dolayı genel itibariyle hasta oluyoruz böyle. Ve biz mesela bu kahveyi, bu çayı içtiğimiz zaman vücudumuzdaki vitamin eksikliklerini gidermiş oluyoruz arkadaşlar. Yani kendimize bakmamız gerekiyor. Yani mesela sabahleyin uykumuzdan kalkamıyorsak, hasta oluyorsak, yani bunların esasında hep sebepliği hormonal gıdalar. Yani kendimize bakamamamız yani. Eğer biz kendimize bakamıyorsak, bütün gıdalar hormonalse, bunun bir şekilde formülünü bulmamız gerekiyor. Yani kendimize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada eğer bunları alırsanız, mesela bunun zihin açıklığı çayları var, kendinizi böyle gayet enerjik hissettiriyor sizlere. Yani bunu yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bunu yapabilirsiniz bu bağlamda. Onun haricinde
Yani gerçekten derslere çok verimli çalışırsınız arkadaşlar. Daha iyi motive olursunuz. Yani eğer emin olun ben bunları yapmasam yani şey yapamam. Yani bu yoğunluklara katlanamam, ders çalışamam. Yani bana diyorlar mesela sen nasıl bu kadar yoğun bir şekilde çalışıyorsun? Nasıl bu kadar her şeyin hakkından gidiyorsun? Böyle yani neticede. Bir de size çok bir tüyo daha vereceğim. Öğleyin kaylule uykusu var arkadaşlar. Yani bu kaylule uykusu mesela alimler şöyle bir şey yaparlarmış. Gece 4 saat çalışırlarmış ve yani sadece 4 saat uykuyla dururlarmış. Akabinde öğleyin saat 12 ile 1.30 arasında çok bereketli bir uyku zaman dilimi var arkadaşlar. Eğer bu saat dilimi arasında yarım saat uyursanız bu gecenin yarım saatine bedel oluyor ve buna kaylule uykusu deniliyor. Bu gerçekten önemli arkadaşlar. Yani ben genelde gece 4 saat uyurum ve öğleyin bir yarım saat kaylule uykusu uyurum ve uykum benim genelde denkleşir. Hatta ben böyle emin olun 3 işte çalıştığım oldu. Ve kendimi çok dinç hissettim yani. Ya dediler sen nasıl uyuyorsun, nasıl şey yapıyorsun? Ama siz zamanı iyi kullanırsanız gerçekten Allah'ın izniyle yani 10 numara 5 yıldız yaşantınızı şekillendirirsiniz arkadaşlar. Bunlarda bir şey yok. Bir de yani çalışırken ben bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani ucunda ölüm varmış gibi çalışmayın. Bakın, keyifli çalışın. Hani Beethoven'ın müzik çalması gibi. Yani keyifli olsun çalışmanız. Neticede ve yani ya deyin nasip hani ya şu var. Hani geriye dönüp baktığınızda en azından ya ben çalıştım olmadı. Çok gayret ettim olmadı dersiniz. Ama çok çalışın. Yani neticede. Bakın böyle çalışma ölçüsünü kaçıran bizim bazı arkadaşlarımız vardı arkadaşlar. Emin olun geçmişte hep bunlar mesela bizim okulumuzda böyle okul birincileri vardı. Ya çocuklar Türkiye'de derece yapıyorlar. İnanır mısınız? Bakın çok acı bir şey söyleyeceğim size. Bunlar ölçüyü bir kaçırdılar. O zamanlar ÖSYM sınavlarının arkadaşlar ÖSYM sınavlarına 2 hafta kala yani hepsi böyle devreleri yaktılar. Ve hepsi yani çoğu akıl hastanesine gitti. Ve çoğu Allah muhafaza hayattan koptu. Ve yine böyle ucunda ölüm varmış gibi çalışan bazı arkadaşlarımız, okul birincisi arkadaşlarımız yani emin olun o kadar böyle hayattan koptular ki ve o kadar basit işlerde çalışıyorlar ki. Yani hayatta ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Tadında çalışmak gerekiyor. Tabii bir de yani bunu söylerken çalışmalıyız yani arkadaşlar. Bakın ben yani bu gavurların çalışma şekline hayranım. Hani Mehmet Akif Ersoy diyor ya bizim dinimiz onların işleri gibi. Onların işleri de bizim yaşantımız gibi. Yani pardon, onların dini de bizim yaşantımız gibi. Ya o kadar çok çalışıyorlar ki, o kadar çok gayret ediyorlar ki. Ya mesela ben geçen Dünyadan Engelli Haberleri diye yaptığım habere baktıysanız, işte Down sendromlu bir engelli miydi? Ben kendimi dünyanın zirvesinde hissediyorum diyor. Ve yine bir engelli iş adamımız, o yani İngiltere'de iş dünyasına tavsiyelerde bulunuyor arkadaşlar. Bakın bunlar yani tadında çok çalışa çalışa olan şeyler. Gerçekten biz Türk milleti olarak az çalışıyoruz. Emin olun az çalışıyoruz. Yani ben bu konuda mesela belki çok farklı bir konu olacak ama geçen bir konser izledim Avrupa'nın. Ya konserin her dakikası bir film sahnesi gibi çekilmiş ya. Her dakikası. Yani
Emin olun bizim bir Türk klibine baktım. İşte geçmiş İstanbul Boğaz Köprüsü'ne. Söyledikçe söylüyor böyle. Söyledikçe söylüyor. Yani ya biraz çalışın ya. Biraz renklendirin, efektler yapın falan. Yani arkadaşlar çok çalışalım. Yani kendimizi çok geliştirelim. Bir elimizde 10 maharet olsun. Yani kolumuza bilezikleri sürekli takalım. Evet, benim şu an sizlere söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. İnşallah bu videoların devamı gelecek. Lakin beni böyle geliş gidiş YouTuber yapıyorsunuz bak, onu söyleyeyim size. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.